Demir ağlarla ördük koca yurdu dört baştan. Demirden atlar taşıdı Cumhuriyet'in ilk yıllarından itibaren ulaşım yükünü. İşte o demir atlar şimdi İzmir'in Selçuk ilçesindeki geniş bir alanda kurulan Açık Hava Müzesi'nde dinleniyor efendim. Hani bir türkümüz var ya, kara tren gecikir belki hiç gelmez diye. İşte o Türkiye konuk olan trenler artık turistlerin gezip gördüğü nostaljik objeler efendim. Ama ruhları yaşıyor. Arkadaşımız Hasan Erel o müzede bizi bekliyor yanında tabii ki konuklarıyla. Hasan günaydın. Günaydın Tunç. Çocukluğumuzdan itibaren trenlere binmeyi en azından ben çok severdim. Son dönemde nasıl söyleyeyim son 15-20 yıldır belki de trenlerden biraz uzak kalmıştık ama bu yıllarki atılımlarla tekrar o trenlerle tanıştık ve hasret gideriyoruz diyebiliriz. Ama yanında olduğun trenler bir başka. Onların görüntüsü de, keyfi de, sesi de bambaşkaydı. Hadi bize bir nostalji yaşat. Tunç, gerçekten de bir nostalji ortamındayız. Selçuk'tayız. İzmir'in Selçuk ilçesine bağlı Çamlık köyünde. Türkiye ve Avrupa'nın en büyük lokomotif müzesindeyiz. Açık Hava Müzesi burası ve gerçekten bu müzede çok sayıda 1880'lerden itibaren yapılmış İngiliz, Alman malı lokomotifler var. Bunlar hem Osmanlı'nın son dönemlerinde hem de Cumhuriyet'in ilk yıllarında Türkiye'nin gerçekten yükünü taşıyan emektar araçlar bugün burada dinlenmeye alındılar. Ama sadece dinlenmiyorlar, bakımları yapılıyor, turistler geziyor. Yanımda hemen konuğuma dönmek istiyorum. Hakan Yüksel var, müze müdürü. Evet, bu bulunduğumuz bölgenin de bir özelliği var. Onu da bir başlayalım isterseniz anlatırken. Burası Çamlık Köyü. Özellikle bu yüksek yer olması, yokuşların, trenlerin önceden buralarda arıza yaptığı zaman yokuş çıkarken karların yüksek tepelere fazla yağdığından dolayı onlara ilk acil bakımı kar küreme araçlarımız burada ve bakım onarım ekipleri burada konuşlanıp ilk yardımı burada yaptığı için burası konuşlandı. 1856 yılında da İngilizler tarafından Osmanlı hükümeti zamanında inşa edildi. 1887 ve 1952 yapımları 36 tane lokomotifimiz var. Yakıt su deposu, vinçlerle beraber büyük, sizin de bahsettiğiniz gibi Türkiye ve Avrupa'nın en büyük açık hava tren lokomotif müzesi. Yılda yaklaşık 150 bin turist ağırlıyoruz biz. Bu yıl hedefimiz inşallah 200 bin hedefliyoruz. Geliyorlar onlar burada öğle arası yemeklerini aldıktan sonra gün boyunca bunlar ziyaret ediyorlar, fotoğraflarını çekiyorlar, bayağı bir ilgi gösteriyorlar. Biz de bakımlarını da üstlendik bunların. Atatürk'ümüzün de burada kullanmış olduğunda 1937 yılında Ege manevralar için İzmir, Aydın için buraya geldiği zaman Aydın'a kullanmış olduğu lokomotif de burada. Onun da birebir aynen orijinal boya ve bakımını yapıyoruz şu an. Kaç lokomotif var burada? Toplam 36 lokomotifimiz var. 1887 ve 1952 yapım bu tarihler arası. Buharlı lokomotifler değil mi bunların, evet, bazıları? Buharlı, bir tane odunla çalışan İngiliz malı lokomotifimiz var. Diğerleri buharlı hepsi. Burası demin de bahsettik aslında, eski Aydın İzmir tren yolunun ilk yapıldığı, Türkiye'de ilk tren yolunun yapıldığı yer aynı zamanda. Şu anda durduğumuz yer değil mi? Türkiye'nin ilk lokomotif, ilk istasyonu burası. İzmir Aydın arası açılıyor ve ilk istasyonda burası, eski ismi Aziziye oluyor. 1937'de Atatürk'ümüz geldiği zaman buraya, buranın doğal görünümünden dolayı, Çamlık olmasından dolayı da buraya Çamlık ismini veriyor ve 37 tarihinden itibaren de burası Çamlık ismini alıyor. 1939 yılında da istasyonumuz faaliyetini durduruyor. Çünkü tünellerin büyük hacimli lokomotiflere yetmediği için yeni bir tünel açılıyor ve 500 metre ilerideki yeni istasyona Çamlık ismiyle 1939 yılından itibaren de faaliyet gösteriyor. Sonra da diğer eski lokomotifler de burada toplanıyor. Biraz şöyle tanıtalım isterseniz. Mesela arkamdaki şu lokomotif ne zamandan kalma? Evet, Alman yapımı 1935 yılına ait.
Dediğim gibi 1887 en eski lokomotifimiz burada. En yenisi de 1952 yılına ait. Toplamda 36 tane lokomotifimiz mevcut. Bunlar hep buharlı lokomotifler, evet, değil mi? Buharla çalışıyor. Yani ilk endüstri devriminin ilk ürünleri. Bunlar hem Avrupa'da hem dünyada ilk büyük makineler, insanları taşıyan, evet, büyük ekonomiye katkı sağlayan makineler. Doğrudur. Peki bu müzenin daha gelişimi için bir şeyler düşünülüyor mu? Yapılması beklenen şeyler var mı? Müzeyle ilgili burası toplamda 76 bin metrekare olan bir yer. Bizim bulunduğumuz yer 45 bin metrekare. Tünelle beraber arka tarafta yaklaşık bir 150 metre ileride tüneli var. Onunla beraber 76 bin metrekare oluyor. İşte bununla ilgili gelişmesi açısından biz ön tarafta restoranı yeni bir işletmeyiz. Burayı faaliyete geçirdik. Bahsettiğim gibi geçen yıl ilk yılımız olmasına rağmen 150 bin konuk ağırladık. Bu yıl hedefimiz 200 bin. O gelen konuklar yabancı konuklarımız. Bunları gezdir, bunları göstermek istiyor, görüyorlar ve bu kültürü ülkelerine tanıtmaya çalışıyoruz elimizden geldiğince. Hakan Bey, çok teşekkür ediyoruz. Evet, izleyicilerimize bir de sürprizimiz var. Burada aslında bunlar lokomotifler, aynı zamanda bizim eski türkülerimizdeki kara trenler. Biz de bugün bir sürpriz yapalım dedik, bir hoşluk yapalım dedik. Buraya müzisyen arkadaşlarımıza getirdik. Onlar bize şimdi meşhur kara tren türküsünü seslendirecekler. Çok ortamda zaten buna çok uygun. İsterseniz bu türküyle izleyicilerimize veda edelim. Hakan Yüksel Müze Müdürü, kendisine teşekkür ediyoruz. Çok güzel bir müze. Herkesin burayı gelip gezmesini tavsiye ediyoruz.
hem sanatçılarımızı alkışlamak hem de işin doğrusu oradan yayını gerçekleştiren tüm ekibi alkışlamak gerekiyor. Sevgili Hasan, hepinize çok teşekkür ediyoruz buradan. Gerçekten çok hoş görüntüler, çok hoş duygular yaşattın bizlere. Kolay gelsin. Sevgili seyirciler, böylece sabah